yaklaşıyor hadi durma Sana ders bolca Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde divan edebiyatı ile ilgili konu testleri çözeceğiz. Başlangıcında İran edebiyatını örnek alan divan edebiyatı Konu ve biçim yönünden değişik kaynaklara dayanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kaynaklardan biri değildir? A) Tefsir, kelam, fıkıh gibi İslami bilimler. B) İran mitolojisindeki kişi ve olaylar. C) Peygamberlerle ilgili öyküler, mucizeler. D) Halk kültürü ve ulusal destanlar. E Osmanlı tarihi ve kültürü. Evet burada doğru yanıt D seçeneğidir. Halk kültürü ve ulusal destanlar bu kaynaklardan biri değildir. Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin kaynaklarından biri değildir? A klasik aşk öyküleri, B kadın ve şarap, C eski Yunan ve Latin mitolojisi, D İslam mitolojisi. E felsefi düşünceler. Evet burada doğru yanıt C seçeneğidir. Eski Yunan ve Latin mitolojisi divan şiirinin kaynaklarından biri olamaz. Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Harname adlı mesnevisinde toplumsal eşitsizlikleri eleştirmiştir. Divan şiirinin bu usta mesnevi şairi eserlerinde dinsel ve toplumsal konuları işlemiştir. Harname, fabıl türününde örneği sayılan didaktik bir eserdir. Evet, burada tanıtılan sanatçı, evet bakıyoruz, şeyhidir. Doğru seçenek A seçeneğidir. Divan edebiyatı ve halk edebiyatının ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? A. Tasavvuf akımından etkilenilmesi B. Biçim ve kompozisyon kusursuzluğuna özen gösterilmesi C. Somut ve gerçekçi konuların işlenmesi D. Parça güzelliğine önem verilmesi E. Daha çok tam ve zengin uyağın kullanılması Evet burada doğru yanıt A seçeneğidir. Tasavvuf akımı hem divan edebiyatını hem de halk edebiyatını etkilemiştir. Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 16. yüzyılda Bağdat'ta yaşayan sanatçı iyi bir eğitim görmüştür. Şiirlerini Azeri şivesiyle yazmış lirik bir şairdir. Tasavvufi, Tanrı aşkını işleyen sanatçı zaman zaman aşktan yakınsa da aşkın kendisi için bir yaşama kaynağı olduğunu belirtmiştir. Evet, burada tanıtılan sanatçı Fuzuli'dir. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Divan edebiyatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde yanlış bir bilgi vardır? A. Tuyu ve şarkı türleri edebiyatımıza divan edebiyatı sanatçılarınca kazandırılmıştır. B. Divan şiirinin ilk temsilcisi Hoca Dehani, din dışı konularda yazdığı şiirleriyle tanınır. C. Naima ve Peçevi gibi tarih yazarlarının eserlerinde orta nesil özellikleri görülür. Divan edebiyatında şiir biçiminde oluşturulan bilmecelere tegazül denir. E. Aşık Paşa Nedim ve Şeyh Galip'in hece ölçüsüyle şiir denemeleri vardır. Evet burada doğru yanıt D seçeneğidir. Şiir biçiminde oluşturulan bilmecelere tegazül değil lugaz adı verilir. Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Divan şiirinin son ünlü şairidir. O zamana kadar kalıplaşmış divan şiirine Az da olsa yeni bir söyleyiş kazandırmıştır. Hüsnü Aşk adlı mesnevisinde tasavvufta Tanrı'ya giden yolun zorluklarını anlatmıştır. Evet burada tanıtılan sanatçı Şeyh Galip'tir. Doğru seçenek E seçeneğidir. Divan şiiri ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 1- Aynı konu birçok şairce değişik biçimlerde işlenmiştir. 2. Mazmın adı verilen kalıplaşmış sözcükler yaygın olarak kullanılmıştır. 3. İlk örnekleri 13. yüzyılda verilmiş, 19. yüzyılda gücünü yitirmiştir. 4. Osmanlıca adı verilen Arapça, Farsça ve Türkçe karışımı bir dil kullanılmıştır. 5. Hicivlerdeki eleştiriler kişilere yönelik değil, toplumsal düzene yöneliktir. Evet, burada yanlış olan bilgi 5 nolu cümlede var. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Tam tersi, hicivlerdeki eleştiriler toplumsal düzene değil, kişilere yöneliktir. Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Divan edebiyatının en tanınmış kaside ve hiciv şairidir. Överken de, yererken de abartmalı bir dil kullanan sanatçı, kimi şiirlerinde İran şairlerinden daha üstün olduğunu belirtmiştir. Murat tarafından, yani Padişah Murat tarafından bir süre korunmuşsa da, Sadrazam hakkında yazdığı bir şiir yüzünden boğdurulmuştur. Evet, burada doğru seçenek C seçeneğidir. Burada tanıtılan sanatçı Nef'idir. Divan edebiyatı ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) Özgün değil, taklide dayalı bir edebiyattır. B) Şiirde kulak için kafiye anlayışı egemendir. C. Sanatçılar yeni konular bulma yerine var olan konularda daha güzel yazma amacı güderler. D. Şiirde söz ve anlam sanatlarına geniş ölçüde yer verilmiştir. E. Şiirde nazım birimi beyit ölçü aruzdur. Burada doğru seçenek B seçeneğidir. Şiirde göz için uyak anlayışı egemendir. Evet bu dersimiz de burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.